Galatasaray'ın bu transfer döneminde yaptığı tüm takviyelere bakınca 24 yaş altı görüyoruz. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim sık sık bunu söylemişti. Bununla örtüşen bir transfer politikası ve dönemi geçirdi Galatasaray. Ne dersin Volkan? Fanonolt dışında zannediyorum. Evet. Hepsi 25-6, yani ciddi bir yaş ortalaması düşme oldu. Bununla birlikte tabii yaşlı oyuncuların ayrılması durumu söz konusu oldu. Bu arada tabii Fanonolt dışında derken yabancılardan bahsettim. Yani Aytaç Kara ve Alparslan 25 yaş üstü, onu da belirtelim. Ama Barış Alper Yılmaz gibi bir oyuncu katıldı kadroya. İşte o da zannediyorum bir ameliyat geçirecekmiş, geçmiş olsun. Parmağı kırıldı. Bayağı bir yenilenme. Fatih Hoca önümüzdeki 3 yıl diyerek, önümüzdeki 3 yılın takımı diyerek projesini aslında bir anlamda ortaya koydu. Şimdi bu şu demek değil, Galatasaray bu sezon şampiyonluğa oynamaz. Ama şu bir gerçek, bu oyuncuların bu yıl gelişim yılı ya da en azından birbirleriyle o takım bağını kurma yılı. Hı hı. Biraz bence bu açıdan böyle bakmakta fayda var. Yani genelde takımlar ya da teknik adamlar bunları dillendirdiği zaman biraz işte hedefsiz, kolaya kaçan gibi gözüküyor. Aslında bence hiçbir teknik adam veya hiçbir kulüp için bu sezon şampiyonluk yarışında en iddialı değiliz demek yanlış bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim, tek tek baktığımda Galatasaray'ın da gerçekten şampiyon olabilecek bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Eğer beklenen gelişimler gösterilirse, mesela Victor Nelson bence çok değerli bir oyuncu. Hem de çok genç bir oyuncu. Aynı şekilde Sasha Boye çok değerli bir oyuncu. İki tane Roman, Morutan ve Çikaldao yine aynı şekilde bu ligde neler yapabileceklerini en azından küçük bir kesit de olsa gösterebildiler. Ama şunu tekrar ediyorum. Burada Galatasaray'ın geçen yılki 11'ini yazdığınızda böyle "Oo, ne kadar tecrübeli adamlar var" falan dediğinizde artık o isimler yok. Ama bununla birlikte daha fazla enerji var. Daha çok koşan bir takım var. Bunu göreceğiz. Bu bir tercihti. Hem Galatasaray için hem Fatih Terim için bir tercihti. Çok da açıkçası transferi gündeme gelene kadar isimlerini çok bildiğimiz, çok telaffuz ettiğimiz adamlar değil bunlar. Ama buna rağmen cesurca mesela Victor Nelson'a işte verilen bonservis bedeli, yapılan yatırım, Çikaldao aynı şekilde, Morutan aynı şekilde gencecik adamlara yapılan yatırım beni her zaman söylüyorum. Bu sezonki transferler beni Radamel Falcao transferinden daha çok heyecanlandırdı. Burada ismini ilk kez duyduğumuz oyuncuları izleyebilmek ve bununla birlikte onlardan belki Falcao'dan, Fegoli'den, Belhanda'dan, Babel'den daha iyi, daha enerjik performanslar almak her zaman tercih edilmesi gereken yol. Ben bunu her takım için söylüyorum. Galatasaray bu yolu, tabii Fenerbahçe'ye de gelince ayrıca değerlendireceğiz tabii ama ki Galatasaray bu yolu seçti. Yıllar sonra Fatih Hoca hep tecrübenin peşinde olurdu, hep isterdi. Ama bu yıl tamamen stratejiyi değiştirip özellikle scout ekibinin önerilerini dikkate alıp onları kendi süzgecinden geçirip böyle bir kadro oluşturdu. Ve tabii çok da yani Burak Elmas'ın ona verdiği desteği de söylememiz lazım. Tabii. Hani daha başkan seçilmeden benim hocam söylemiş Fatih Terim olacak demişti. Uyumlu bir ekip çalışması gibi görünüyor. Ama biz bunları böyle anlatıp anlatıp dururuz. Överiz, güzel gidiyor, genç oyuncular alındı. Sağ sonuçları gelmezse elbette taraftar eleştirir. Bu böyle her takım için her takım için geçerlidir. Evet. Dediğim gibi bence biraz ama bu yılın elbette Galatasaray şampiyonluğa yarışacak ama bir nebze de gelişim yılı olduğunu insanların kafasının bir köşesinde tutması lazım diye düşünüyorum. Serdar, ne yani, diyeceksin? Transferler gençleşen bir Galatasaray. Gençleşen bir Galatasaray belki de son 6 numara 8-6 oynayabilen işte Enneni, sonra Mendy galiba. Evet, konuşuldu. Biraz daha böyle hani Enneni tarzında tecrübeli bir isme baktılar ama transferin son günlerinde bu olmadı. Çok para istiyorlar. Çünkü Enneni'nin Beşiktaş'a olmama nedenlerinden biri de onun istediği çok paraydı. Böyle bir gencin gelmesi, tabii ki kiralık olarak gelmesi daha iyi. Fakat şimdi Galatasaray'da Fatih Terim'e sabredebilirsiniz. Fatih Terim'i 2 günde gönderemezsiniz. Fakat diğer kulüplerde, şimdi biz 3. haftada 5 hoca. Evet, yollar. Serkan Reşber'i de sayarım 6. O da bir teknik adam sonuç itibariyle. Yönetici en azından. Kulüplerin hoca çalıştırma sayısına sınırlama getirilmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu
bu ülkenin ligini efendim 30 yaş üstü oyunculardan kurtarmak istiyorsa, kendi gençlerini, Avrupa'daki gençleri gelmesini istiyorsa, ki bu gençler geldiği zaman kulüpler yetiştirip para kazanabilecek. Hı hı. O zaman sen de hoca sayısını sınırlayacaksın. Niye biliyor musun? Hoca biliyor ki burada ben 3 hafta puan kaybedersem üst üste kovulacağım. Hoca ne yapıyor? Madem benim ömrüm kelebek kadar, ben de o zaman tecrübeli adam isterim. Bana maç kurtarabilecek, bana günümü kurtarabilecek. 30 yaş üstü, artık emekliliğe yaklaşmış, imza parası değil, kefen parası peşinde koşan bir adam haline gelmiş. Yani kefen öyle bir parası. O kadar yaşlanmış adamları... Allah uzun ömür versin hepsine canım. Versin tabii canım. İstemezse bir adamıza. Hoca bilse ki bu sene ben bu takımın ikinci hocasıyım. Benden başka hoca alma şansları yok. Ona göre planlamasını yapar. Zaten o hakkı da hemen kullanmazlar. Birinci hocayı da hemen göndermezler. Yani ikinci hoca son hakkı varsa hemen göndermezler. Dolayısıyla federasyonun bence buna bir düzenleme getirmesi lazım ki o zaman bu gençleri transfer ettirir hocalar. Ondan dolayı bu transferler beni heyecanlandırıyor. Ben Volkan'a katılıyorum. Ben çünkü çocukluğumda transfer sayfalarına bakarken o zamanlar Aykut İnciler falan yok. Daha başka transfer haberciliği vardı. Bakarken şimdi Aykut daha ileri seviye taşıdı, o anlamda söylüyorum. Bakarken Ben kırmızıyı değil mi? Tabii. Bergamalı Zeki. Kim arkadaş? Heyecanlandırıyor. Yeni Salihlispor'dan Halim. Kahramanmaraş'tan Şifo Mehmet. Niye bu adamın ismi Şifo? Bakıyorsun Belçika'da Şifo. Hani bunlar hep heyecanlı ve geldikleri gibi oynadılar. Dolayısıyla transfer anlayışı da bence bu şekilde olmalı diye düşünüyorum. Yani yaş ortalamasının hemen hemen her kulüpte, belki burada Beşiktaş'ı biraz ayırabiliriz. Beşiktaş'ın yaş yani 30 civarı hep. Tabii orada Şampiyonlar Ligi. Orayı Atiba bozuyor. Evet, biraz hayır, daha hayır, şampiyon gelenler de bence biliyorum. Atiba bozmuyor ya. Yani. Bu yaşta da olsa bozmaz. Hayır, yani. Yaşı bozuyor. Biliyorum. Yani fiziksel açıdan demiyorum bunu. Bence Şampiyonlar Ligi etkisi o biraz. Tabii. Yani Oraya çok yani. Daha tecrübeli. Yani Atiba, Nevzat Demir tesisine gelmeden önce yaş ortalaması 27, Atiba girince Allah biraz ona da uzun ömürler versin. Hakikaten büyük profesyonel. Bu arada tamam, Melike tamam. de bize selam göndermiş. Selamlar. O da güzel bir yerde şu an evet. dinleniyor. Bizim, bizim yerimize de keyfini çıkarsın. Bizim yerimize de Bodrum sezonunu kapat Melike burada. Bodrum mu Antalya diye biliyorum ben. Ben Bodrum'a gitti diye biliyorum öyle ama. Mi? Sonunda belki ikisini de geziyordur. Plan değişti demek ki. Ben de Marmaris diye biliyordum neyse, ama hadi hayırlısı. Her neredeyse şu anda o da yaz sezonunu kapatıyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi şöyle bir yorum gelmiş. En kariyerli Balotelli Pjanić, en beklentisi yüksek olan Morutan Berisha, fayda maliyeti en iyi Sasha Boey ve Mincaya galiba. En bekleneni veremeyecek Gezal.